Şimdi MedTalks'un mücadelede son durum konulu ilk oturumunu başlatıyoruz. Bu oturumumuzda birbirinden değerli konuklarımızı teker teker ağırlayacağız ve bugün gün boyunca bizimle hem moderasyon anlamında hem de bilgi paylaşımı anlamında çok değerli konuklarımız birlikte olacak. İlk olarak sürdürülebilir iklim değişikliği uzmanı Sayın Doktor Barış Doğru, iklim krizi güncellemesi konulu konuşmasını gerçekleştirmek üzere sahneye geliyor. Efendim hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bir önceki MedTalks'ta da herhalde hatırlarsınız, buradaydım. Nermin Hanım tekrar çağırınca, emin misiniz Nermin Hanım dedim, tekrar yani davet etmekte. Çünkü ben biraz uygunsuz gerçekler ve tatsız konular anlatıyorum ne yazık ki. Ama yani burayı da bir mühendis dövme gününe çevirmek istemiyorum tabii ki. Fakat şunu söylemek istiyorum, yani mühendisler bu konunun sürdürülebilir kalkınmanın ve dünyadaki birçok sorunun aslında önemli bir parçası. Nereden ilerletiyoruz? Şuradan. Evet. Ben buradan, yani şuradan görebiliyorum. Nereden ilerleteceğim peki? Bir şey yapabilir misiniz? İleri geri şeklinde bu da lazer Hangisi ilerlediniz? pointer. Tamam. Evet. Bir Nazım Hikmet şiiriyle başlayacağım ve bir başka Nazım Hikmet şiiriyle kapatacağım. Ben geçen sefer de söylemiştim. Ben bir sözelciyim. Burada da liseden biri arkadaşlarım var. Çok iyi mühendisler oldular. Onlar harıl harıl test çözüyorlardı. Ben arka sırada şiir, edebiyat okuyordum. Çok değerli şeyler yaptılar. Ben de kendim açımdan başka yerlerde başka şeyler yapmaya başladım ama yollarımız kesişti. Şimdi burada kabahatin çoğu senin canım kardeşim diyor Nazım Hikmet. Bunu tabii ki 1950'lerde yazdı ve mühendislere yazmadı tabii ki. Tüm insanlığa yazdı aslında. Çünkü eğer bir sorun varsa bu sorunun soruna karşı çıkmayan, bu sorunlara karşı çıkmayan herkes, yani sorunun parçası olmayan herkes, yani sorunun çözümün parçası olmayan herkes sorunun bir parçası aslında. Dolayısıyla mühendisler de bunun bir parçası ama dediğim gibi bütün kararları bu maddi dünyanın yaratımında çok önemli bir yere sahipsiniz. Sonuçta bu maddi dünya dediğimiz şey de bugün iklim değişikliğinin yıkımının temel parçası. Ama buradaki kararlara sonuna kadar siz karar vermiyorsunuz. Burada çok değişik mekanizmalar var. Ama sizin şöyle bir cesaretiniz var en azından. Bunu çok önemli buluyorum. Beni çağırıyorsunuz ve yani benim gibi başka arkadaşları da bu uygunsuz gerçekleri dinlemeye hazırsınız. Bunlarla yüzleşmeye hazırsınız. Bu konunun çok daha önemli kabahatlileri hiç bunlara hazır değiller. Biraz da ne yazık ki herhalde sorunumuz bundan kaynaklanıyor. Tekrar ilerletemedim. Neden? Bu değil, bu. Evet. 2 yıl, 1,5 yıl olmuş geçen toplantıdan beri. Ben orada biraz kontrol ettim. Bu 427,90 ppm. Galiba birkaç gün önce tekrar kontrol ettim. Biliyorsunuz bu particle per million. 1,5 yıl önce bu 420 civarındaymış. Bu süreçte bir yaklaşık 7 puan daha eklemişiz. Atmosferdeki sera gazlarının oranı, bu karbondioksitin oranı. Bu böyle düzenli. Şimdi şuradan devam edersek, burada görürsünüz. Düzenli artıyor. Çok hani çok garip bir şekilde, garip de değil ama dünyanın gidişatı bu yönde. Her yıl 3-4 puan yaklaşık bu ppm milyonda bir parçacık olarak ekleniyor. Burada sağdaki biraz daha 1960'lardan bu yana olan galiba. Öbürü de birkaç yıllık son süreci gösteriyor. Ve tabii bunun bir sonucu oluyor. Her neredeyse yıl
bir önceki yıldan daha sıcak oluyor. Ve 2023 şu anda dünyanın ölçülen en sıcak yılı oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü bunu açıkladı. Hemen hemen tek tek ay bazında da bütün rekorları kırdı. Bunda da ama şaşırtıcı bir şey yok. Sizler mühendissiniz. Bu 2 kere 2, 4. Yani eğer atmosferdeki sera gazı oranlarını yükseltmeye devam ederseniz atmosfer daha fazla ısıyı tutacak ve global ölçekte ısı artacak. Ve bunun sonucu olarak da dünya 1,66 derece kadar ısınmış oldu. Biliyorsunuz güvenli ısınma sınırı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki örgütü IPCC'ye göre 1,5 derece güvenli sınırdı. Şimdi bir rahatlatma şeyi söyleyeyim. 1,5 dereceyi geçtik. Fakat bunun sebebi normalde bu kadar yüksek değil. El Nino. Bir El Nino ve La Nina diye 2 tane doğa olayı var dünyada. El Nino dönemlerinde birkaç sene sürüyor. Dünya biraz ısınıyor ve daha çok fırtınalar oluşuyor. La Nina dönemine girildiğinde dünya biraz serinliyor. Dolayısıyla El Nino bittiğinde yakın zamanda bitecek. Bu 1,66'da kalmayacak ama 1,3-1,4 gibi bir yere gelmiş olacak ve yapılan araştırmalar da ne yazık ki bütün tahminlerde 7 yıl içinde 1,5 derece sınırını süren olarak yani artık aşağı inmemek üzere geçeceğimiz yönünde. Geçtiğimiz Nisan ayı ile ilgili veriye baktım. 1880 yılına göre 1,66 derece daha sıcak. Fakat bunlar rakamlar. Bu rakamlar aslında biraz varlıkla yokluğun, refahla felaketlerin sınırları. Sadece bir rakam değil. Bunun sonuçlarını dünyanın dört bir yanında görüyoruz. Ne yazık ki bu şekilde gitmeye devam ettiği müddetçe de daha fazla görmeye devam edeceğiz. Bu hani iklim değişikliği ile ilgili ilk iletişimlerde çok görmüştük kutup ayıları falan. Onlarla hiçbir yani onlarla çok ilgisi var. Zavallı kutup ayıları en kuzeyde olduğu için ilk önce onlar dünyadan düşüyor. Fakat bütün canlılar serin noktaya doğru, bitkiler de dahil olmak üzere kuzeye doğru kaçmaya çalışıyorlar. İnsanlar da öyle. İklim mülteciliği, mülteciliğin tabii ki siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar önemli rol oynuyor ama bundaki iklim değişikliğinin rolünü uzmanlar çok net bir şekilde gösteriyor. Herkes biraz daha kuzeye doğru gitmeye çalışıyor. Tabii hani daha uygar ülkelere de gitme gibi bir eğilim var ama aynı zamanda oraları biraz daha serin alanlar. Ama tabii bu sürdürülebilir bir durum değil. Geri bir önceki slaytta dönebilir miyim bakalım? Hayır. Şöyle yapalım. Evet. Burada bütün bu hani kendi payınızı kendiniz daha çok iyi çıkartırsınız. Bu bütün yakın zaman sanırım 2022 ya da 2023 verisi global ölçekte emisyonların hangi sektörlerden geldiğini gösteriyor. Dediğim gibi hangisinin içinde kendinizin payı olduğunu çok daha siz iyi biliyorsunuzdur. Bu gelişmelerin temel nedenlerinden hani 2023 dünyanın en sıcak yılı oldu. Aynı zamanda 2023 yılı emisyonlarında zirveyi bulduğu yıl oldu. Fakat aslında şöyle söyleyelim, 2022 yılıyla çok büyük bir değişiklik yoktu. Aslında bir 10 yıllık bir plato oluşturmuş durumda. Neredeyse hemen hemen çok yakın bunlar. Yapılan bütün bu çalışmalar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, uluslararası tartışmalar aslında hani rekor ama dediğim gibi bu çok küçük bir farkla oldu. İyi haber, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği emisyonlarını ilk defa düşürdü. Yani aslında zirveyi gördü. Dünyada emisyonlar azalabilirdi. Çin ve Hindistan'daki artış olmasaydı. Çin de aslında emisyonlarını biliyorsunuz yenilenebilir enerji alanında önemli atılımlar yapıyor. O da düşürebilirdi. Fakat o da Türkiye gibi çok yenilenebilir enerjinin önemli bir kısmı hidroelektrik santrallerden kaynak sağlıyor. Ve ne yazık ki işte kuyruğunu yiyen yılan gibi iklim değişikliği
nedeniyle barajlar dolmadı. Türkiye'de de dolmuyor. Ve %30, Çin'de de %30'a yakın su tutumu azaldı barajlardaki ve hidroelektrik enerji azaldı. O yüzden bu emisyonlardaki artış gerçekleşti. Ya da en azından dediğim gibi aynı şekilde sürüyor. 1,5 dereceyi aşma ihtimalinin küresel karbon bütçesi diye bir çalışma var, sürekli yapılıyor. 7 yıl içinde süren olarak %50 ihtimalle geçeceğiz. Yani güvenli ısınma sınırının 7 yıl içinde dışında olacağız. Türkiye'de maşallah emisyonlarını hızlıca arttırmaya devam ediyor. Rekorlar kırıyor bu arada. Türkiye bütün en çok emisyona sebep olan ülkeler arasında 15. sırada. Fosil yakıt ülkesi, yani fosil yakıtlardan son derece fakir olmasına rağmen enerjisinin büyük kısmını ne yazık ki hala fosil yakıtlardan sağlamaya devam ediyor. Bu 2 yıl içinde de bu devam etti. Hani bir önceki MEG Talks'tan itibaren. Bu arada Adana Hunutlu'daki termik santral devreye girdi. Çin'in dünyadaki en büyük termik santral yatırımı. Özelliği bu. Ve Çin'in dünyadaki son termik santral yatırımı yurt dışındaki. Çünkü Çin yapılan uluslararası tartışmalar sonucunda hem teknolojisini hem sermayesini termik santrallere yapmama kararı aldı. Bu bize bırakılan son hediye diyelim. Adana'daki Hunutlu santrali ne yazık ki devreye girdi. Bu arada da Akbelen Ormanı, biliyorsunuz Muğla Milas'ta İkizköy'deki termik santral için orman kesiyoruz biz. Altındaki kalitesiz linyeti çıkarmak için. Adana Hunutlu'daki de ithal kömürle çalışıyor. Onu da belirtmekte fayda var. Hani bazen söylüyorlar ya yerli kömürle çalışmıyor. Onu biz dünyanın öbür ucundan, mesela Kolombiya'dan, ama Kolombiya'da kömür ihracatını yasakladı, iklim değişikliğine bir katkı sunmak için. Biz şimdi başka yerlerden harıl harıl ithal kömür arıyoruz. Ve bu da bizim cari açığımızın önemli bir kısmını oluşturuyor. Kömür, petrol ve doğal gaz zaten oluşturuyordu. Kömür hızlı bir şekilde onun yanına geldi ve cari açımızın önemli bir payının bu olduğunu söyleyebilirim. Bu 2 yılda, 1,5 yılda önemli başka bir gelişme, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın en önemli, bizim için önemli aslında bölümü, sınırda karbon düzenleme mekanizması, SBAM diye geçen, yürürlüğe girdi 1 Ekim 2023'te. Daha para ödemiyoruz. Ama 2026'da başlayacak ödemeler, ama raporlamalar, yüksek emisyonlu sektörlerde raporlamalar başladı. Mutlaka bunu zaten siz takip ediyorsunuzdur. Önümüzdeki dönemde sadece yüksek emisyonlu sektörler için değil, bu taksonomi devreye giriyor ve gıdadan başka ürünlere kadar, yani düşük emisyonlu alanlarda da Avrupa Birliği kendi standartlarına uymayan, hem emisyon standartlarına hem diğer sağlık standartlarına uymayan, zaten onları sokmuyor da, yani yüksek emisyonlu olanları özellikle vergi kesecek. Bunun için o vergiyi de sürdürülebilir kalkınma projelerinde kullanmak üzere. Bu önemli. Bu kapsamda greenwashing de, yani buyuruyorsunuz yeşil badana diye çeviriyoruz. Hani benim ürünüm çevreci, ben çevre dostuyum diyenlere, Avrupa Birliği kapsamında eğer bu ürünlere dahilse bunlar dava konusu olacak. Greenwashing artık bir yasal cezalandırma şeyi. Bu da kapımızda çok önemli bir gelişme bu. Doğal ürün işte şudur, budur gibi tüketiciyi kandırıcı, kamuoyunu yanıltıcı ürün ve hizmetlere böyle bir ceza da geliyor. Ben bunu tabii iyi bir örnek olarak da söylüyorum. İyi bir gelişme olarak söylüyorum. Bu arada Avrupa Birliği ilk defa ekosite diye, yani bu insanlara karşı uygulanan kırımı ekokırım olarak bir Avrupa Parlamentosu bunu kabul etti.
ve yavaş yavaş çeşitli parlamentolardan da geçiriyor. Belçika bunu geçiren ilk ülke oldu ve zaman içinde diğer ülkeler de geçirecek ve insanlığa karşı işlenen suçlar gibi aynı doğaya karşı işlenen suçlar da hapis cezasıyla cezalandırılacak. Sadece öyle parayla falan artık kimse kurtulamayacak. Zaten ekoloji hareketleri dünyada da 2024'ü ekokırım suçuna karşı mücadele yılını ilan etmişti. Bu konuda çok ciddi tartışmalar oldu ve dediğim gibi bu Avrupa Birliği sürecinin bir parçası haline geldi. Sunuma. Bundan sonra bir COP28 Dubai'de düzenlendi. Orada da büyük kavgalar çıktı, büyük tartışmalar, uluslararası tartışmalar çıktı. Dubai'nin halini görüyorsunuz burada herhalde. Ben gittiğimde Aralık ayında yaptılar, çok sıcak olmasın diye. Kimse yalnız bir altyapı yapmayı düşünmemiş. Böyle yağmur olacağını düşünmüyorlardı. Ama işte iklim değişikliğinden kimse bağımsız değil. Çok şaşkınlık içinde kaldı hem dünya hem Birleşik Arap Emirlikleri. Fakat o işte oradaki zenginliğin sonuçlarından biri de bu. Herkes bunu bir gün yaşayacak. Aynı süreçte aslında Pakistan'da da büyük seller oldu ama adını duymadık ne yazık ki. Haberler arasında tabii bir yani iletişim alanı böyle. Dubai'deki bu selleri duyduk ama aynı dönemde aslında aynı hava olaylarının parçasıydı. Pakistan'da insanlar öldü yine. Şimdi arkadaşlar slaydı bir sonraya çektiler. Ama iyi yaptılar. Aynı anda dünyada bunlar gerçekleşirken, bunları engel olmaya çalışırken dünyada yeni bir çatışma ve işgal başladı. Burası Gazze. Yani bizim bu kadar hayati sorunlarımız varken bir önceki McDonald's'ta Ukrayna Savaşı başlamıştı. Ukrayna işgali başlamıştı. Şimdi yeni bir savaş ve işgalle karşı karşıyayız. On binlerce kişi öldü. Doğaya verdiği zararları, sokak hayvanlarına, kuşlara, onları bilemiyoruz bile. Fakat yani bu tam şey, hani Titanic batarken şey çalmaya benziyor gerçekten. Çünkü dünyanın bu kadar büyük problemleri varken insanlar birbirlerini öldürüyor aynı zamanda ve hem doğayı hem şehirleri hem insan yaşamlarını tahrip ediyorlar. Buradan Gazze'ye de bir selam olsun. Orada çok zor durumda insanlar gerçekten. Ama bu gerçekten inanılmaz bir aymazlık aslında. Dediğim gibi insanlığın kaynakları iklim değişikliğini durdurmaya akması gerekirken ne yazık ki silahlara akıyor. Yani bu insanlığın yapısında mı yoksa bir anomali mi bilmiyorum. Bunu cevabını kimse tam olarak veremiyor. Ama şu kadarını söyleyebiliriz bence. İnsan doğadan koptuğunu ve doğanın bir parçası olduğunu unuttuğundan beri savaşlar hep oldu, çatışmalar hep oldu. Dolayısıyla belki birbirimize ihtimam göstermenin yollarından biri de doğaya ihtimam göstermek. Dünyada barış sağlanmadan bir sürdürülebilir kalkınmanın ve iklim değişikliğiyle mücadelenin gerçekten yapılabileceğine de inanmıyorum. Onun için tekrar tekrar düşünmek, tekrar tekrar tartmak gerekiyor bunları. Nazım Hikmet şiirle başladım, onunla bitireceğim demiştim. İşte ben o arka sırada, belki sizin aranızda da vardır ama arkadaşlarınız var, arka sırada gizli gizli şiir okuyan çocuktum aslında. Orada da o şiiri de hiç unutmadım. Tekrar baktım. Bir slayt atlarsak. Nazım Hikmet 1950'lerde şöyle yazmış. Çok alametler belirli. Vakit tamamdır. Haram helal oldu. Helal haramdır. Kendi kendimizle yarışmaktayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz. Ya dünyamıza inecek ölüm demiş. O zaman 1950'lerde tabii ki bunu Soğuk Savaş'ın ortasında nükleer silahlanmaya karşı yazıyordu ve dünyada barış konferanslarına katılıyordu. Ama işte bir sanatçı çok ötesini görebilen kişidir. Hala savaşlar duruyor. Ne yazık ki onlara engel olamadık. Bu arada da başımıza
En az savaşlar kadar büyük, daha büyük belki de. Bir çorap daha ördük. İklim krizi. Dolayısıyla ölü yıldızlara hayatı götürülme, Mars'a yani gitmeye yakınız herhalde. Ama dünyamıza inecek ölümü de engel olup olamayacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Bunun için de herkese olduğu gibi, dediğim gibi siz bu cesarete sahip insanlar olarak en azından bunlarla yüzleşmeye, bu sıkıcı konuşmayı belki de biraz uygunsuz gerçekleri dinleme cesaretine sahip insanlarsınız. Diğer pek çok kesim, belki karar alıcılar özellikle bunlara bu cesarete sahip değiller. Bunları hiç duymuyorlar, dinlemiyorlar. Dolayısıyla bu toplantının, bu yüzleşmenin bir parçası, sizin cesaretinizin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Ve elinden gelenizi de bu konuda ardınıza konmamızı rica ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.